Bir de tüm koçu kestirmeye değilse, koçu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Yani annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Az önce öyle geçti. Tamam. Oradan keseriz. Şimdi kendinden biraz bahseder misin? Kaç yaşındasın? 21 yaşındasın. Bir göğüs ameliyatı geçirdin. Daha sonra bir travestiliğe başladın zannediyorum. Doğru mu? Peki bu konuda yardım almak için bize geldin. Kaç yaşından beri cinsel olarak kendi cinsine olan bir eğilim var, bir meylin var? 9-10 yaşlarında. 9-10 yaşlarında kendi cinsine karşı bir eğilim başladı sende. Yaratılış olarak erkeksin ama erkeklere karşı bir meyil başladı, doğru mu? Evet. Peki bir tecavüze falan maruz kaldın mı? Evet. Kaç yaşındaydın? 9 yaşlarında. Biraz sesli. 9 yaşlarında. 9 yaşında bir tecavüze maruz kaldın. Aile yakınlarından birisi miydi? Evet. Dışarıdan birisi. Peki daha sonra bu deneyim kaç sene sonra oldu tekrar? Ondan sonra zaten sonra erkeklerden hoşlanmaya başladım. Erkeklerden hoşlanmaya başladın. Evet. 11 yaşlarında tekrar. Biraz sesli alayım. 15 yaşlarında tekrar. 15 yaşında ikinci kez mi? Yani ondan sonra 11 yaşında sonra devam etti. Bir sefer. Ondan sonra geri devam etti. Dışarıda erkeklerle ilişkiye giriyordun. Peki rüya görüyor muydun? Evet. Biraz daha yakına alsan. Siz tam almıyor o zaman. Tamam o zaman. Yarım alıyor. Tamam. Peki rüyalarında ne görüyordun daha çok? Korkunç rüyalar görüyor muydun? Korkunç değil de bir erkek görüyordum. Erkeklerin seninle ilişki yaşadığını görüyordun rüyalarında. Peki fiziksel anlamda bir sorun yaşadın mı hiç? Nasıl yani? Bir kaza falan geçtin başına. Trafik kazası mı? Veya herhangi bir kaza. Bir sefer kaza geçirdim. Nasıl kaza geçirdin? O da travesti olduğum için darp edildim. Travestilik yaparken darp oldun. Evet, evet. Travestilim diye darp edildim. Evet. Beyin kanaması geçirdim. Beyin kanaması. Nasıl bir kazaydı? Düştün mü, beynini kafanı mı çarptın? Travestim olduğunu öğrenince... Evet. Oradan, arkamdan darp etti. Hı hı. Orada baygını geçirdim. Ondan sonra... Kafana vurdular bir şeyler. Evet, kafana vurdu. Peki, erkeklere karşı bir meyil sende var. Küçük yaştan beri. Yani yaklaşık 11 senedir. Değil mi? 11-12 senedir. Evet. Tecavüzden sonra başladı. Aile içerisinde sürekli huzursuzluk, kavgalar var mıydı? Mesela baban çok bela okur muydu size? Bela yoktu da. Hatta yaptığında kızdığı zamanlar da oldu. Bela okurdu. Yok, bela okumaz. Baban. Ne derdi kızdığı zamanlar? Umur şekilde kızardı. Bir iki sefer bela okudum dedim. Başka okudum. Ne derdi kızdığı zaman? Bela okurken ne derdi? Hatırlamıyorum. Hatırlıyorum ama kızdığı. Sinirli miydi baban biraz? Yok. Bela okuduğunu hatırlıyorsun. Evet. Peki annen sinirlendiği zaman bela okur mu? Okur. Ne der? En çok hangi kelimeleri kullanır beddua ederken? Bilmiyorum. Allah belanı. Kürtçe. Kürtçe. Ha, sen doğulu musun? Evet.
Peki, bu kimlik sapmasından dolayı rahatsız mısın? Nasıl yani? Yani böyle bir kimliğe bürünmekten veya erkeklere karşı meyilli olmasından rahatsız mısın vicdanen? Evet. Bunu bırakmak istiyorsun. Yani ya ben kendim isterdim, ya tam bir bayan olmak ya da tam bir erkek olmak isterdim. Ama şu an yarı bayan, yarı erkeksin. Göğüslerinde bir ameliyat yaptırmıştı işte, zannediyorum. Bundan kurtulmak istiyorsun ama. Eğer sen de bu bayan olmaya karşı olan meyil içinden kalkarsan normal erkek olarak hayatını devam ettirmek istiyorsun. Doğru mu? Peki baban ya da annenin kendi anne babalarına el kaldırdığını falan hatırlıyor musun? Böyle bir şey biliyor musun? Babam bir sefer küçükken. Küçükken kendi babasına mı el kaldırdı? Anneme. Anneni dövdüğünü hatırlıyor musun? Kendi anne babalarına el kaldırdığını falan hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Peki kendi aleminde bunu yargılarken, mesela erkeklerle birlikte olduğunda sürekli vicdanen de rahatsızsın. İstemiyorsun aslında ama bir şey seni sevk ediyor, doğru mu? Ya istemesen bile biliyorsun da günah olduğunu bile bile yapıyorsun. Günah olduğunu biliyorsun. Evet. Ama bir şey sanki seni kontrol ediyor. Ya dışarıdan erkekleri gördüm ve etkiliyorum. Bir şey seni sevk ediyor. Bu şekilde. Öyle etkileniyoruz. Anladım. Ama etkileniyorum. Gördüm. Etkileniyorsun. Evet. Bir şey vücudunda seni tetikliyor. Evet. Anladım. Peki bu konuda bir tedavi başlatacağız inşallah. Bu tedavinin sonunda seninle yine paylaşacağız. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi ellerini açıp bir dua etmeni isteyeceğim senden. Ama abdest de. Olsun, abdest daha sonra yine alacaksın, kontrol edeceksin. Ellerini aç şöyle. Şöyle aç ellerini. Şöyle. Elin dönmüyor mu senin? Neden? Kırık. Nereden kırıldı elin? Bir sefer. Ne zaman kırıldı? Daha önce kırıktı da darptan sonra parçalandı. Kaç yaşında kırıldı elin? Küçükken kırıldı. 9 yaşında, 10 yaşındayken falan mı? 11 yaşında. Peki annenin babası kaç yaşında? Hatırlıyor musun annenin babasını? Annemin babasını hatırlıyorum. Kaç yaşındayken öldü sen? Kaç yaşında, yaşını bilmiyorum. Yaklaşık sen kaç yaşlarındaydın onun öldüğünde, annenin babası öldüğünde? 20. 20 yaşındaydı. Annenin annesi? Annemin annesi daha erken. Ben kaç yaşındaydım? 10 yaşlarında falan olabilir misin? 9-10? Hayır. 14, 13. Babanın babası? Babamın babası. Ben kaç yaşında olduğumu? Babanın babası sen kaç yaşındaydın öldüğünde? Ortalama bir 17, 18. 17, 18 yaşındaydın. Babanın annesi, babaanne? Babaannem sağ. Babaannem sağ. Babaannenle anne çok sorun yaşıyorlar mı? Evet. Sürekli kavga mı ediyorlar? Arada bir kinliyor. Gelip şahit. En çok ailede beddua eden kimdi? Nasıl, lanet okuyan, bela okuyan kim en çok ailede? Ailede en çok bela okuyan kim? Bilmiyorum ki. Sen kızdığın zaman en çok hangi kelimeyle bela okursun? Ne dersin? Kızdığım zaman? Lanet olsun dersin. Lanet gelsin. Allah'ın lanet olsun dedim. Lanet gelsin dersin. Lanet gelsin. Lanet gelsin. Peki aç ellerini. Allah'ım, soyumdan okunan lanetlerden gelen şeytandan sana söylüyorum. Allah'ım, soyumdan gelen lanetlerden. Allah'ım, soyumdan okunan lanetlerden gelen şeytandan sana söylüyorum. Allah'ım, soyumdan gelen lanetlerden sana. Hocam. Söylüyor muyor musun? Tek tek söyleseniz. Allah'ım. Allah'ım. Soyumdan. Soyumdan. Okunan lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Okunan lanet lerden gelen lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım. Allah'ım. Soyumdan okunan lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Soyumdan gelen. Hafızan gidiyor mu dua yaparken? Bir daha söyle. Allah'ım. Soyumdan okunan lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Soyumdan gelen lanetlerden sana sığınırım.
soyumdan okunan lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Hocam tek tek söylesiniz. Bak, soyumdan okunan lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Hafızdan kıvrılır, hiçbir şey düşünmüyorum. Şu an kilitleniyor mu beynin? Evet. Allah'ım, soyum üzerindeki lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyum üzerinde gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyum üzerindeki lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım, soyumdan gelen şeytandan sana sığınırım. Söyle, kendin söyle. Allah'ım, soyumdan okunan lanet şeytanlardan. Bunu söylerken hafızan gidiyor. Duruyor. Peki sol kolunda mı kasılma hissediyorsun, sağ tarafında mı? Hissetmiyorum. Kasılma hissetmedin. Bayılacak gibi hissediyor mu kendini? Terliyorum. Evet. Terleme başladı. Euzu çek bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracimdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Peş peşe söyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bir daha söyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Devam et. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Devam et. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım, şeytanın bedenimde bulunmasından sana sığınırım. Allah'ım şeytanın bedenimde bulunmasından sana sığınırım. Devam et duaya. Allah'ım. Hafıza gitti. Evet hocam. Allah'ım, şeytanın bedenimde bulunmasından sana sığınırım. Allah'ım şeytanın bedenimde bulunmasından sana sığınırım. Ne hissediyorsun şu an? Hiç hissetmiyorum hocam. Sol kolunda kasılma oluyor mu? Hayır. Daralma? Yok. Kusma hissi, mide bulantısı? Az. Az bir miden bulandı. Az. Allah'ım, bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Hafıza gidiyor bir anda. Değil mi? Söylüyorsunuz. Aklını tutamıyorum. Allah'ım, bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. İnanarak ve bütün bedeninle ve ruhunla bu duayı yap. Allah'ım, tek tek söylesiniz hocam, söylesin. Çok kolay bir cümle söylüyorum ama. Farkındayım hocam, ama aklımda tutamıyorum. Bir an beynin siliniyor. Sanki vücudunda bir enerji var, sana o duayı unutturuyor değil mi? Çok
söylüyorum, aklımda tam tutacağım diyorum, tam okuyacağım. Bir kere daha söyleyeyim bak. Allah'ım. Beni önce dinle. Allah'ım ve duadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım ve duadan gelen şeytanlardan sana sığınıyorum. Allah'ım ve dualardan gelen şeytanlardan sana sığınıyorum. Allah'ım ve duadan 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 gelen şeytanlardan sana sığınıyorum. Allah'ım ve Allah'ım. Vücudun kilitlendi mi? Ağzın kilitlendi. Filin koptu. Bir daha söyle. Allah'ım beddua eden şeytanlardan sana sığınıyorum. Beddua eden şeytanlardan değil. Ama insan beddua ederse tabii şeytandan farklı kalmıyor. Özellikle evladına beddua edersen. Bir durdur bakalım. Şuradan mı? Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günah ve kusurlarını affeyle. Allah'ım anneannemi... Anneannemin ruhunu huzura kavuştur. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur. Günahlarını affeyle. Günahlarını affeyle. Bir daha. Allah'ım anneannemin ruhunu şah eyle. Yine unutuyorsun. Günahlarını... Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Bir daha. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Bir daha. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. İnanarak sesli. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım anneannemin işlediği bütün günahlar için ben sana tövbe ediyorum. Allah'ım anneannemin bütün günah işlediklerini hepsine ben kendim tövbe ediyorum. Allah'ım anneannemin bütün işlediği günahlara ben tövbe ediyorum ya Rabbi. Allah'ım anneannemin bütün günahlarını affeyle ben tövbe ediyorum. Bunu söylerken vücudunda bir rahatlama oluyor mu? Biraz rahatlama oluyor, biraz tabii şuradan çekip bir şey oluyor da. Nereden çekinme oluyor? Şuradan tam söyleyeceğim. Bir şey oldu. Bir çekilme mi oluyor? Hissettim bir şey. Vücudunun muhtelif yerlerinde hareketlenmeler oluyor mu? Evet. Kasılmalar. Yok öyle bir şey olmadı da. Bilmiyorum hocam. Allah'ım okuduğum bütün lanetlerden sana tövbe ediyorum de. Allah'ım okuduğum bütün lanetlerden sana sığınıyorum. Sana tövbe ediyorum diyeceksin. Sana tövbe ediyorum. Bir daha söyle. Allah'ım okuduğum bütün lanetlere sana tövbe ediyorum. Okuduğum bütün lanetlerden sana tövbe ediyorum. Allah'ım okuduğum bütün lanetlerden sana tövbe ediyorum. Bir daha söyle. Allah'ım okuduğum bütün lanetlerden sana tövbe ediyorum. Allah'ım işlediğim bütün günahlardan sana tövbe ediyorum. Allah'ım işlediğim bütün günahlardan sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Devam et. Estağfurullah ya. Estağfurullah ya Gaffar. 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 Estağfurullah ya Gaffar.
Estağfurullah ya gafar. Estağfurullah ya gafar. Nefesin sıkışıyor mu dua yaparken? Yok diyebilecek kadar. Bir rahatlama hissediyor musun? Hayli tedirginim. Hı? Tedirginim. Bir korku var içinde. Evet. Müthiş bir korku. Peki. Yer ettim, koşu kestirmeye değilse, koşu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Her annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Bu